Evet, Ünler'le kısa sohbet edeceğim. Ve şu anda gülmesinden dolayı çok mutlu oldum. Neşesini olumlu karşıladım. Aycan'la kısa bir sohbet etmek istiyorum. Dün boşuna yorulmayın demiştin. Hani ben sebebi bulurum dediğim zaman. Ben boşuna yoruldum. Ve bir yerlere geldim. Yani böyle Da Vinci'nin şifresi gibi. Olayı kısaca anlatmamız gerekirse, belki dün akşamı seyretmeyenler olabilir seyircilerimizden de, onları da bir anlatmam lazım. Aycan'ın moralsiz olduğunu hissettim ben. Bu net bir şekilde hissedince de açıkçası dünkü konseri Aycan'a sordum. Dedim ki ne oldu, hayırdır? O da bir haber aldım dedi. Dedim ki ben de hani bir haber bizden alamazsın. Yarışmacılardan da alman çok kolay değil. Bu nasıl haber derken Aycan'ın bir hafta önce iletişimi aslında kaybettiğini öğrendik. Bu sefer biz de 2 hafta önce döndük. 2 hafta önce Aycan iletişimi kazanmıştı. Güzel bir gündü. Yarışmacılar sahada kıran kırana bir mücadele verdi. Bir takım kazanacaktı ve bu takımda Ünler oldu. Aycan her zamanki gibi bu ödülün mutluluğuyla iletişim de kuracağı için kalbi pırpır atarak arkadaşlarıyla birlikte iletişim noktasına doğru yola çıktı. Genç kızın başına geleceklerden hiç haberi yoktu. O iletişim noktasında İstanbul'da ya da Almanya'da bıraktığı arkadaşlarıyla çok sıcak bir sohbet yapacağını, onlarla özlem gidereceğini ve onlardan da güzel haberler alacağını düşünüyordu. Ama kader ağlarını örmüştü. Aycan bundan aylar önce Survivor'a giderken çok yakın bir arkadaşıyla uzun süre konuştu ve konuşmanın sonunda şöyle bir karara vardılar. Bir iletişim ödülü olduğu zaman benle konuşurken belli konularda bana bilgi ver. Ancak o bilgiyi öyle ver ki bana malzeme çıktı, dur. Sadece sen ve ben anlayalım. Aycan'ın arkadaşının adı Asena'ydı. Asena ile Aycan bu gizliliğe yemin ederek İstanbul'da vedalaştılar. Ve Aycan yola çıktı. Survivor'da mücadele için hazırdı ve çok güzel bir Survivor macerasının tam ortasında beklenen gün geldi. Aycan ve Asena'nın konuşma hakkı doğmuştu. Ama işin talihsiz tarafı, bu konuşma grup konuşması olduğu için aynı zamanda 3 değişik arkadaşı daha bu gruba dahil olmuştu. Aycan heyecanlı bir şekilde yazışmaya başladı. Arkadaşları gerekli gereksiz, sen çok iyisin, süpersin, herkes seni konuşuyor diye konuşurken Aycan o sırada başka yerlerdeydi. Onun merak ettiği tek bir konu ve konuşmak istediği tek bir insan vardı aslında. Öbür arkadaşlarına yalandan cevaplar vererek, aa süper, işte Instagram'da 300 bin oldun, aa mükemmel cevaplarını verirken Aycan beklenen konuya girdi. Aycan'ın sorusu şuydu, ne haber?
Asena mesajı almıştı. Ondan 3 tane harf yazdı. O 3 harf aralarındaki şifreydi. Ve Aycan o 3 harften belki de bizim anlayabileceğimizin 100 belki de 1000 katını anladı. Şimdi o 3 harfi söylüyorum. Üç harf A, Y, Ö. Asena A, Y, Ö yazdığı zaman, bunlar bu arada bir kez de hatırlatıyorum, iletişim ödülünde var. Aycan'ın da bu arada izni alarak konuşmak istiyorum. Bir sorun yok değil mi Aycan? Yok. Yok. Çünkü dediğim gibi zaten herkes açık. A, Y, Ö. Abi maşallah FBI gibi çalışmışsın. Yemin ediyorum. Aycan'dan cevap, babe. İki insan yazışıyor. Birincisi A, Y, Ö diyor, öbürü de babe yazıyor. Her zaman doğru ve sen her zaman daha hırslı. Sonra Asena kilit kelimeyi söylüyor. Hatırla. Evet, babe. Aycan'dan cevap, tamam. Sonra öbür arkadaşları arada yine gereksiz muhabbetler. Kızım süpersin, mükemmel gidiyorsun. Senden iyisi yok. Herkes seni konuşuyor falan. Aycan'dan cevap. Hatırladım. Ve her şey yolunda mı? Aycan'ın soru. Asena burada bütün şifreyi veriyor. Yeteriz, değil mi? Anladım ben. Sen her şeyi anla ama. Sonra ikinci cümle. Gelince konuşuruz beyim. Bir sonrasında başka konular konuşurken Aycan'dan yine tabii ki kafa tamamen bu noktada. Soru şu. Ne zamandır? Ve Asena son cümlesini söylüyor konuyla ilgili belki de. Ben sözümü tuttum, dün öğrendim. Bunun üstüne daha fazla konuşmak istemiyorum. Ben sadece konuya hakimim. Bunu da bu arada söylerken Aycan'ın moralinin her geçen gün daha iyi olduğunu, bugün konseyde de gayet neşeli olduğunu gördüğüm için bu konuyu açtım. Bu arada hani arkadaşların 300 diyor bilmem ne diyor. Hani hazır o konuları açmışken Instagram'daki follower sayın da 500 bini geçeli oldu. Onu da söyleyelim. Yani şu andaki konuşmadan sonra da yani böyle bir şey var tabii. Bu konuda seyircilerimiz de sağ olsunlar yarışmacılarımızı sosyal medyada ciddi derecede takip de ediyorlar. Dün de rakamlar söylemiştim. Aycan'la da şimdi konuşunca şu moral bozukluğunun üstüne artık ben de bu pası attıktan sonra hani bu akşam şöyle bir iyi bir yolculuğa çıkarsın diye düşünüyorum. Tahminim o. Adın biraz zormuş yalnız Instagram'da. Instagram adın ne? Evet biraz a.yync20. Evet bunu bulabilirseniz Aycan'ı takip edebilirsiniz sevgili seyirciler. a.yync20. Biraz karışık, evet. Tamam ama olayı şuraya bağlayacağım. Bana güvendiğini düşünüyorum. Evet. Bu akşam follower'ın çarpı 2 olur en az. Ben sana garanti veriyorum. Çünkü seyircilerimiz yani sağ olsunlar hem size ilgi gösteriyorlar hem programımıza ilgi gösteriyorlar. Ve senin bu böyle tatsız ruh haline güzel bir enerji gelir. Hem de yani bence bir sebep de aslında belki bu olur bu olay. Follower'ın belki bundan sonra çok da artabilir yani. Hak ediyorsun da tabii sonuna kadar. Survivor'da bence çok güzel anılar biriktiriyorsun. Devam da ediyorsun. Biz de seni tanıdığımız için çok mutluyuz. Teşekkürler. Öyle tatsız olaylar herkesin başına da geliyor hayatta.
Sen de bunları çok güzel bir şekilde atlatacaksın zaten. Bence sorun değil. Şu anda Evrim öyle bir oturuyor ki, gel kızım şöyle otur da bak ben sana neler anlatırım. Aynısını söyledim ona. Tam tedavi edecek arkadaş havası var sende Evrim. Sorun olursa gel Evrim'in yanına otur. Ben ederim. Yaklaşık 15-20 dakika önce belki de, konsey öncesi çok uzaktan böyle bir selamlaştık. Hani dedim neden moralim bozuk, konuşuruz dedim, bir gün konuşalım. Tamam dedi. O döneme çözdüm. Kalırsanız adalar birleşecek. Ha evet. Tabii. Yani bir yerde adalar birleşecek. Orada konuşabilirsiniz yani. Ya ben çözdüm olayı. Abi birleşmeden bu öğrenir. Evrim öğrenir. Ben çözdüm olayı, ne öğreneceğim?